Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hafta sonu mektup seç açılımı yapacağımı Instagram'dan duyurmuştum. Gördüğünüz gibi burada 4 tane zarfımız var, mektubumuz var. Hiçbir zaman ya da konu sınırlamamız yok. 4 tane olduğu için birden fazla seçebilirsiniz. Hatta bu birden fazla seçtiğiniz mektup iki ayrı kişi için de olabilir. Tamamen size bırakıyorum. Birinci desteden başlayacağız şimdi. Bakalım neler çıkacak. Şöyle yapayım daha rahat bir şekilde görün. Buraya da bir tane gelmiş. Şimdi bu desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişinin enerjisi astrolojik olarak Yengeç burcunda geldi. Dördüncü evi temsil ediyor. Ne demek bu? Aklınızdaki kişi doğrudan Yengeç burcundan olabileceği gibi Temmuz ayında önemli gelişmeler yaşamış olabilir. Annesiyle ilgili, çocuklarıyla ilgili, ataları ve kökleriyle ilgili bir şeyleri düşünüyor, taşınıyor olabilir o enerjide. Sezgiselliğinin yükseldiğini, biraz da çekingenliğinin arttığını söyler bu kart. Kendi kabukları ve güvensizlikleri olabilir. Güven sorunları olabilir. Biraz da geçmişi düşündüğü, atalarını ve köklerini düşündüğü burada çıkmış arkadaşlar. Bunlar ön planda. Enerjisi bu şekilde. Geliyorum şu anda hayatına neler var bu kişinin? Birden fazla sorumluluklarının olduğunu söylüyor kart. Çok fazla görevleri var, çok fazla omuzlarında, sırtında yükler hissediyor. Kendi ailesiyle alakalı sorumluluklar olabilir. Sanki bu sorumlulukların üstüne biraz daha sorumluluk eklense yere yığılacakmış gibi, daha fazlasını kaldıramayacakmış gibi düşünüyor. Bunun haricinde işle ilgili, parayla ilgili belki bir yerlerden haber bekliyor. Belki de o beklediği haber geldi ve iş yükü bu sebepten ötürü arttı. Şu anda gündeminde sorumluluklarıyla alakalı, belki ailesine bakmakla yükümlü olduğu durumlarıyla ilgili bir meşguliyeti çıktı. İnsanlara biraz da hayır demekte zorlanan, fedakar ve verici bir tarafı da var aynı zamanda. Geliyorum zihnine. Zihninde neler var? Bir imparatoriçe kartı ve dünya kartımız gelmiş. Kafasında imparatoriçe olarak konumlandırdığı, onun için çok özel ve çok önemli bir kadın veya siz erkeksiniz, çok önemli bir özel bir imparator niteliği taşıyan erkek diyebilirim arkadaşlar. Sizinle alakalı olan durumlarda belki evlilik niyeti olabilir. Evlendiyseniz sizinle çocuk yapma isteği olabilir. İlişkinizi daha verimli, daha yaratıcı hale dönüştürerek mutlu bir tablo çizmeyi hayal ediyor olabilir. Bu sebepten ötürü de çalışıyor, çabalıyor olarak gözüküyor. Düşüncesinde sizinle somut anlamda bir yolculuğa çıkmak da var aynı zamanda. Bekar olan arkadaşlarım bunu evlilik olarak alabilirler doğrudan. Gel gelelim duygularına. Düşünceleri bu şekildeyken, size karşı bakış açısı son derece güzel ve iyiyken, duygusal dünya ile alakalı burada bir kalp kırıklığı, bir kendisini acı içinde hissetme, sanki üçüncü bir kişiden veya üçüncü bir faktörden dolayı burada sizinle ilgili düşündüğü şeyleri
biraz duygusal anlamda ertelemek durumundaymış gibi hisseden de bir kişi var aynı zamanda. Ve sanki kalbine bir mantık örtüsü kapatıyor. Bir şekilde inkar mekanizması da olabilir kişide. Çünkü adaletle ilgili, hukukla ilgili mevzular var. Kalbinde evlenmek, boşanmak, ayrılık, bununla alakalı bir takım orta yolu bulmakta zorlanmalar, ertelemeler, bir karar almada, duygusal bir karar almada güçlük hissetme gibi bir durum da çıkmış açıkçası. Kendisine haksızlık yaptığını da düşünüyor olabilir. Sizin gibi imparatoriçe veya imparator vasfında olan birisine haksızlık yaptığını da düşünüyor olma olasılığı var. Bunun da işte ana sebebi kendi geçmişinden getirdiği sıkıntılar ve sorumluluklar, belki iş durumunun buna engel oluyor oluşu yansıyor arkadaşlar. Geliyorum size ve ilişkinize karşı bakış açısı nedir kısmına. Siz uzaklardan ona bakıyorsunuz sanki ve onun size somut adımlarla gelmesini istiyorsunuz. O da bu şekilde bir bakış açısı geliştiriyor. Arasında uzak mesafe olan arkadaşlarım olabilir. Burada tarot kartlarının resmedilişi itibariyle kadın olan taraf bekliyor olarak çıkıyor. Hatta denizli bir şehir ya da ülke olarak çıkıyor burada. Elinde bir elinde böyle kalbine koymuş, uzaklara bakarak bekliyor. Benim diyor ilişkiye karşı bakış açısı olarak uzakta böyle bekleyen, benden somut hamleler isteyen kişiye karşı gerçekten bu şekilde adımlar atmam gerekiyor ama bu adım biraz gecikmeli olacak diyor. Çünkü para şövalyesi kartı gelmiş. Belki istediğimiz zamanda olamayacak bir takım engeller olduğu için. Kafamda tasarladığım, düşündüğüm gelecek hayallerini o kadar kolayı kolayına kuramayacağım. Bunları halledemeyeceğim. Gecikmeli olacak ama sağlam olacak. Ya da olmalı diye düşünüyor. Bakış açısı bu şekilde. Gelecek vadeden bir enerji çıktı burada. Flört aşamanızda özellikle de ilk tanıştığınız zaman dilimlerinde sizden son derece etkilenmiş bir kişi var. Aranızda güçlü bir manyetik çekim olduğunu, büyük bir uyuşma olduğunu düşünüp hissetmiş. Buradaki çekim hem fiziksel çekim hem de ruhsal çekim. Karşı koyamayacağı bir şeyler olduğu hissiyatına kapılmış. Sonrasında burada üçüncü engel, faktör her neyse bunu kendi hayatınıza göre alabilirsiniz. Size hayal kırıklığı yaşatmış ya da bir şekilde ilişkiyle alakalı karşılığını vermekte zorlandığı bir durumun içerisinde kendisini bulmuş. Bir karar alması gerekiyormuş sanki. Ve bu karar birçoğunuz açısından iş odaklı, sorumluluklar odaklı olmuş. Bu herkese uymaz ama şu anda bu açılımı dinlediğiniz kişinin anne figürü ya da bir çocuğu varsa anne figürleriyle ya da çocuk figürleriyle ilgili bir takım sıkıntılar da ortaya çıkmış olabilir arkadaşlar. Geri çekilen ya da çekilecek olan taraflar da gözüküyor. Peki düşündüğünüz kişinin korkuları nedir? Şeytan kartı ve para onlusu kartı gelmiş. Şeytan kartı zaten doğrudan bir korku kartı. Burada bu da gene herkese uymaz ama yasak bir ilişki durumları varsa, ailesinden bunu saklıyorsa bununla ilgili bir korkusu olabilir. Doğrudan materyalist bir durumun yansıması var burada. Parayla ilgili, parasal durumunu çok daha iyi bir tarafa çıkarmayla ilgili bir hırsı, bir korkusu olabilir. Başarısızlık korkusu, aile kaynaklı bir sorunu çözememe ve doğrudan oraya takılma, takıntı noktası geliştirme. İçinden çıkamayacağı durumların ortasında kendisini bulma. Aşırı derecede kötümserlik ve çıkış yolu bulamama gibi bir durumda var. Ama daha çok para ve aile konularıyla ilişkili çıktı. Ve bu durum ilişkinin istikrarlı gitmesinin önünde çok büyük bir engel olduğu için de korkuları bu şekilde yansımış. Umutlarına geliyorum.
Kupaların dokuzlusu kartı ve değnek dörtlüsü. Konforlu, lüks, güven ve huzur içeren, paranın da içinde olduğu bir hayat diliyor. Gördüğünüz gibi buradaki kişi buradaki koltuğa oturmuş, sanki bir elinde bu zamana kadar yaptığı başarıların somut bir delili varken, arka tarafında da o başarı kupalarını dizmiş, işte ben bunları yaptım dercesine bir oturuş vaziyeti var. Bu şekilde bir hayat diliyor. Kendisi için anlamlı olabilecek şeylere yönelmişken, geleceğinde onu tatmin edici, doyurucu gelişmelerin beklemesini umut ediyor. Birçoğu için evlenmek, aynı çatı altında olmak, yuva kurmak, maddesel anlamda bir başarıya ulaşmak da düşündüğünüz kişinin umutları ve hedefleri. Diğer bir tarafta size eylemleri ne olur bu kişinin diye sorduğum zaman, eğer arasında problem olan, iletişim sıkıntısı olan arkadaşlarım var ise bir suçluluk, pişmanlık, anksiyete çalıştırma, uykusuz geceler geçirme, stresli olma kartı olan kılıçların dokuzlusu bu şekilde ve yanına kupa şövalyesi gelmiş. Size ılımlı bir adım atabilir, ılımlı bir iletişim kurmak, gönül almak, güzel bir söz söylemek. Bu halde olduğunuz duruma bir su serpmek olabilir arkadaşlar. Çünkü eylemleri ve hedefleri doğrultusunda sizin sabırla beklediğiniz bir şeyler konusunda net bir karar alacak artık ve bu kendisi için dönüm noktası olabilir diyor kartlar. Bu destedeki kişi biraz daha mantığı ön planda olan, maddeyi seven, para konularını hayatının merkezine almış olan birisi. Şu anlık enerjide. Ve size adım attığı zaman biraz ben merkezci ve gücü elinde tutmak isteyen tavrı ve tutumuyla adım atacak. Burada bir evlilik niyeti de var. Zaten düşündüğünüz kişi bir baba olabilir. Zaten evlilik bağı içerisinde olabilirsiniz. Ama hayatın getirdiği bir takım koşullardan ötürü ayrı kalmış olabilirsiniz. Bunları da iyileştirmek için adımlar atacak olarak gözüküyor. Peki, size tavsiye edilen melek kartı ne diyormuş bakalım? Aşk tanrısı. Yüreğine ve zihnine büyük sevgi dalgaları gönderiyor. Yaşamın kendisine duyduğunuz sevgiyi uyandırıyoruz. Romantik bir ilişkiyi kabul etme ve tadını çıkarma konusundaki açık kararın bu yeniden uyanışı tetikledi. Aşkı bütün olağanüstü yönleriyle anında kutlamak için kendine izin verdi de. Aklınızdaki kişi bir eril ise, bir erkek ise diyormuş ki sen olmazsan ben ne yaparım? Sana çok bağlandım. Aşkın ne zor bir şey olduğunu yine anladım. Kendimi sensizlikte kaybetmekten korkuyorum ve bu beni sana karşı güçsüzleştiriyor dedi. Gücü elinde tutmak isteyen bir kişi aklınızdaki kişi. Güç kaybetmek istemiyor ve biraz ben merkezci bir tavrının ve tutumunun olduğunu da İmparator kartı ile birlikte söyledik. Aklınızdaki kişi dişil ise güven. Biz dualitede doğduk. Seni görmeden de ne yaptığını içsel olarak biliyorum. İlişkime güvenmeyi seçiyorum diyormuş. Sevgili arkadaşlar, birinci mektubumuzun açılımı bu şekildeydi. Şimdi geliyorum ikinci mektuba. Merhaba ikinci mektubu seçen arkadaşlarım tekrardan. Bakalım sizde nasıl bir senaryo var?
Buradaki her bir ikili kart bir soruyu temsil ettiği için bu şekilde ayırıyorum. Evet, şimdi aklınızdaki kişinin enerjisi nasıl diye sorduğumuz zaman bir Oğlak Burcu kartı geldi. Aklınızdaki kişi Oğlak Burcu olabileceği gibi Oğlak Burcu'nun özelliklerini taşıyan bir noktada da olabilir şu an için. Nedir bu? Disiplinli, özverili, sıkı çalıştığı ve kariyer odaklı olduğu bir süreçte olabilir. Biraz daha kariyerini ön planda almış, ön plana tutmuş olabilir arkadaşlar. O sorumlulukların getirdiği ciddiyeti de taşıyor. Sanki bir şeyleri yapmalıyım, planlı programlı hareket ettirmeliyim de diye düşünüyor ve hissediyor. Hedefleri doğrultusunda da hareket ettiğini söylüyor kart. İş hayatı biraz daha öncelikli olarak çıktı. Sıkı çalıştığını söylüyor kart aynı zamanda da. Geliyorum şu anda hayatına neler var kısmına. Duygusal olarak da maddesel olarak da yeni yeni başlangıçlar yapmış ve içinde yüksek bir motivasyon hissetmiş olarak gözüküyor. Fakat bundan sonraki dönem için kendisine neyin beklediğini tam da bilemediği, biraz yanılsamalı, biraz puslu bir durumlar da var hayatında. Bunun haricinde bir dişil enerjiyle ilgili gündemi de olabilir. Bu anne figürü de olabilir arkadaşlar. Eğer korku durumları varsa bu korkularıyla yüzleşmiş ve yeniliği kabul etmiş olarak gözüküyor. Hayatında bir başlangıç var düşündüğünüz kişinin. Biraz daha sezgisellik geri planda olsa da aslında içinde bir yerlerde o korkular, o belirsizliğin getirdiği bir karmaşa duygusunu da diğer bir taraftan yaşıyor. Aynı zamanda yeni ay ve dolunay zamanlarında da etkileniyor olarak çıkıyor. Düşüncelerine geliyorum. Burada giden birisi var. Bu siz de olabilirsiniz. Sorduğunuz kişi de olabilir. Arkasında da gözü yaşlı bir dişil bırakmış. Yeni amaçlar uğruna bir yerlerden vazgeçmek, bir kişiden vazgeçmek durumunda kalan birisi var burada. Diğer bir taraftan hayatında bir kurtuluş, bir arınma, bir tazelenme de yaşamak istediği bir süreçte kendisi. Gene söylüyorum, bu hepiniz için uymaz ama doğrudan bir boşanma, mahkeme, adli hukuki işlemler tarzında bir gündeminiz olduysa şu an zihninde o ayrılıkla alakalı şeyleri de düşünüyor. Önemli bir seçim yapmış sanki. Ya da bu seçimi siz yaptıysanız sizin için önemli bir noktaya taşınmış bu durum. Duygularına bakıyorum. İlk destede düşüncede bir imparatoriçe kartı gelmişti. Burada da duygular kısmında geldi. Burada aranızda eğer uzaklıklar varsa bu size de gelecek olan bir kimseyi temsil ediyor arkadaşlar aynı zamanda. Bunu bu şekilde de alabilirsiniz. Gittiyse geri gelecek de olabilir ama senaryo bu kadar herkes için de ılımlı olamaz. Bu kişi gitmiş ve bir başkasıyla evlenmiş de olabilir. Sizinle ilişkisini bitirip diğer bir taraftan hayatında imparator ya da imparatoriç olarak gördüğü yaratıcı, verimli bir kişiye doğru da yönelmiş olabilir. Duygusal dünyasında aşkla ilgili vereceği bir karar var burada. Kimisi için ilişkiye başlamak, kimisi için evlenmek gibi arkadaşlar. Burada ikiz ruh durumları olabilir. Bunun haricinde düşündüğünüz kişi evli de olabilir birçoğunuz açısından. İlişkisi de olabilir. Platoniklerin seçtiği bir deste ise bu. Sorduğunuz kişinin ilişkisi var olarak gözüküyor kalbinde.
Çok yönlü yorumlamaya çalışıyorum çünkü bir sürü durum var. Bir sürü senaryo var. Eğer bu kişi sizseniz de kalbinde size bir sevgisi ola ola buradaki uzaklaşma ve ayrılma durumları gerçekleşmiş olabilir. Ama dediğim gibi aranızda böyle bir durum yoksa, zaten bir uzaklık varsa da size gelerek bu sıkıntılardan kurtulmayı düşünen bir kimse var. Geliyorum size ve ilişkinize bakış açısı nedir? O kadar güzel çıkmış ki şu kısım. Azize ve kupaların ası kartı gelmiş. Büyük bir aşk, büyük bir başlangıç yapma isteği. Sizin çok bilge bir kişi olduğunuzu düşünüyor. İyi ile kötüyü ayırt edebilen hayatındaki önemli bir kadın. Doğruyla yanlışı ayırt edebilen, bana yol gösteren, sakin, akıllı, gerektiğinde beklemeyi bilen, yönlendirebilen, doğru yönlendirebilen birisi olarak düşünüyor. İlişkide de bir evlilik, bir ciddiyet noktası var. Size aynı zamanda çok bağımsız birisi olarak değerlendiriyor. Güvenli ve güvenilir sevgiyi sizinle bulmuş birisi. Yeni tanıştığınız, yeni yeni tanımaya başladığınız birisi ise birbirinizi tanıdıkça bağlarınızın güçleneceğini vurguluyor kartlarınız. Ve bu sebepten ötürü ki kartınız da size zaten dikkatli ol, evren sana işaretler gönderiyor dedi. Siz bir takım işaretleri alıyorsunuz. Gördüğünüz rüyalara, iç sesinize dikkat ederek bilgelik noktasında hareket ederseniz sizin için çok büyük bir avantaj olacaktır. Kişinin korkularına bakıyorum. Kılıç yedilisi ve para ikilisi kartı gelmiş. Aldatılma korkusu var. Sadakatsizliğe uğrama. İki kişiyi aynı anda idare ediyormuş meğer noktası olabilir. Bir hilekarlığa, bir oyuna itilme, bunun içerisinde olduğunu görme korkusu var. Ve bu sebepten ötürü de onun bu dengesini bozacak olan bir şey. Birçoğunuz açısından da karttaki resmediliş itibariyle söylüyorum ki, burada çocuklar resmedilmiş. Çocuklarla alakalı bir korku olabilir. Bir taraf diğer tarafa oranla daha fazla yücelirken bir taraf alçalıyor olabilir. Oyuna getirilmekten de korkusu var. Ya böyle olursa diye korkuyor. Umutları ve hedefleri neler? Eğer kendisinin duygusal yaraları varsa, güvensizlikleri, çaresizlikleri varsa, maddi problemleri de varsa bunlarla alakalı bunları iyileştirme hedefinde ve umudunda. Diğer bir taraftan ona bir şeyler sunulsun istiyor artık bu noktadan çıkabilmek amacıyla. Ve şu noktadan çıkıp bu tılsım beşlisi kartının yarattığı çaresizlik hissiyatından çıkıp size güzel bir duygusal adım atma umudu var. Bu bir teklif olabilir, bir gönül alma olabilir. Kendi kendini şu noktadan çıkarabilecek bir hamle bile olabilir bu. Geliyorum eylemlerine. Size ondan eğer somut bir şeyler bekliyorsanız ilişkiyi başka bir noktaya taşıyacak. Bunları yapmaya biraz çekinceleri çıkmış ama yapacak olarak da gözüküyor. Fakat zamanla diyor kart. Hayallerini ve tutkularını gerçekleştirmek konusunda zaten istekli birisi. Hayalleri gerçek olsun istiyor fakat hayal kırıklığına uğramaktan da korkan birisi, sadakatsizliğe uğramaktan. Bu sebepten ötürü fazlasıyla paranoya çalıştıran, temkinli hareket eden, korkan da bir tarafı var içsel dünyasında. Parayla ilgili, işle ilgili sağlamlığı da burada çıkmış. Bu olduktan sonra duygusal dünya açısından da bir sağlamlık isteğinde olduğunu vurguluyor kartınız. Yine toprak grupları var, su grubu var. Venüs var. İkizler burcu, boğa burcu, terazi burcu burada arkadaşlar. Bu burçlardan olabilirsiniz. Geliyorum size verilen melek mesajlarına. Aile demiş.
Bu kişiyle zaten aile kurmuş olabilirsiniz, bir aile bağınız olabilir ya da aile kuracağınız kişiyle karşılaşmış ya da karşılaşacak olabilirsiniz. Şimdi ben böyle yorumlarda ya da ya da ya da deme sebebim, birden fazla senaryo ortaya çıktığı için herkes kendisine uyanı alsın diye yapıyorum bunu. Çünkü birini söyleyip diğerini söylemediğim zaman sanki eksik bir şey söylüyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden aile kartımızda şöyle yakınlaştırarak okuyayım. Bu durum bir aile bireyiyle yaşanan anlamana ve iyileşmene yardım edebileceğimiz duygusal bir deneyimden kaynaklanmaktadır. Zihninde ve yüreğinde bu kişiye kendini ve deneyimi huzur veren mavi ışık ve çok sayıda melekle kuşat. Durumun içindeki armağanlara açık ol ve kendine huzur hissetme imkanı ver. Mavi huzur ve güven rengi olduğu için o yüzden mavi diyor. Diğer bir taraftan da zaten Baş Melek Mikail'in de mavi enerjisi, mavi ışığı vardır. Güvensizlik, huzursuzluk, korku gibi duygu durumları uzaklaştırmaya da yardım olduğu için böyle yazmış bu kartta. Aklınızdaki kişi bir erkekse, erilse size ne söylüyor bakalım. Galiba sana aşık oluyorum. Herhangi birini sevebileceğimden emin değildim ama seni sevdiğimi çok iyi anladım diyor. Olmadıysa da olacak diyor buradaki kartlar. Biraz aldatılma korkusu olduğu için kendi içsel dengesi bozulduktan sonra onu kurmakta zorlandığı için temkinli hareket eden birisi olabilir karşınızda. Ama aşık olduktan sonra da harekete geçecek olarak gözüküyor. Ya da olmuş birçoğunuz açısından süreçte. Aklınızdaki kişi bir dişi ise ne diyormuş bakalım? Suskunluk. Senin hazır olmanı sessizce bekliyorum diyormuş. Demek ki buradaki erillere çok iş düşüyor. Birçoğunuzun senaryosuna göre de gideni bekleyen dişiler var burada ki dönsün diye. İkinci mektup içinde söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Geçiyorum üçüncü mektuba. Geçiyorum üçüncü mektuba arkadaşlar. Bakalım bunda nasıl bir senaryo ile karşılaşacağız. Bu biraz karışık çıktı direkt. Birden fazla enerjiyi, farklı enerjiyi içeren bir deste olma olasılığı var. Ve ayrılık kartları geliyor. Belki ayrıldığınız kişi için seçmiş olabilirsiniz. Belki de ayrılacak olabilirsiniz. O aşamada olabilirsiniz. Çünkü burada birkaç tane öyle kart gözüme ilişti bile. Şöyle yapalım daha rahat görün hepsini. Aklınızdaki kişinin enerjisiyle başlayalım. Neptün enerjisinde çıktı arkadaşlar. Denizlerin tanrısı olan Poseidon'un enerjisinde geldi. Üç dişli mızrağını suratındaki biraz memnuniyetsiz ve öfkeli bir enerjiyle kaldırıvermiş bu doğrultuda. Burada duygusal gelgitler ve inişler çıkışlar yaşıyor olabilir. Biraz hisli, bulanıklı, illüzyonların içerisinde hissediyor olabilir. Böyle bir ortamda gözüküyor kendisi. Biraz gerçeklerle ilişki yokluğu içerisindeymiş gibi izlenime kapıldım. Yanılsamalar, rüyalar ve muğlak durumlar içerisinde arkadaşlar. Belki bir ayrılık yaşadıysanız kendisini içkiye vermiş olabilir, bilemedim. Ama hayal kırıklığı gibi duygulardan da bize söz eder ama gerçek ve hayal noktasında bir netlik vermiyor bu kart enerjisinde. Hayalperestlik, hayaller, sanata yatkınlık, fedakarlık noktası. Duygusal durumlarda belki artış olabilir. Enerjisi bu şekilde. Peki şu an hayatında neler var? Denge kartı ve tılsım onlusu kartı gelmiş. Bir şekilde belki ailesi, belki de para durumuyla ilgili durumlarda bir denge durumu söz konusu olabilir. Anne çocuk ilişkisi olabilir bu doğrultuda.
birilerinden maddi anlamda yardım da alıyor olabilir. Ailesiyle ilişkilerini dengelemeye çalıştığı da çıktı. Ailesine duygu durumları ile ilgili söylemediği sözleri olabilir arkadaşlar. Biraz oyalanma enerjisi de var burada, içsel dünyasında bastırdığı ve yansıtmamaya çalıştığı bir durum da çıktı. Parayla ilgili, işle ilgili de uğraşları var aynı zamanda. Bu durumla alakalı bir sıkıntı yaşıyorduysa etrafındaki insanlardan destek ve yardım almış olma olasılığı da var şu anda hayatında. Peki sizinle ilgili, durumunuzla ilgili düşünceleri neler? Kılıç altılısı ve adalet gelmiş. Doğrudan bir boşanma olabilir, bir ayrılık olabilir. Uzaklaşma, mekan değiştirme. Kendisini sıkıntılı, huzursuz hissettiği noktadan başka bir noktaya doğru yol alma düşüncesi var. Eğer sizinle ilgili bu tip bir durumu yoksa, size bu şekilde gelecek olan bir kimse de olabilir. Kafasında bunun kararını almış. Ama bu Pandora'nın kutusu şeklinde resmedilen bu kartımızda, bu kutu henüz kapalı, açılmamış. Şu an kendi iç dünyasında yaşıyor olabilir bir şeyleri. Bunu dengelemeye çalışıyor olabilir. Belki aile figürleriyle, belki de maddi açıdan. Bunu dengeledikten sonra belki de bu kutu açılacak. Pandora'nın kutusuna ne varsa çıkacak bu doğrultuda. Normal mitolojik hikayesine göre umarım sadece kutunun içerisinde umut sıkışıp kalmaz. Ama aldığım hissiyattan bir tanesi de düşünce açısından kişi içsel rehberliğine göre, içgüdülerine göre hareket ediyor. Aklınızdaki kişi. Gelelim duygularına. Duygusal dünyasında sizinle alakalı sıkıntılar, sorunlar varsa bunlara net bir çözüm bulmak. Belki görüşmek, buluşmak, barışmak. Bir anda ortaya çıkmak, enerjik bir vaziyette tutkularıyla inanarak adım atmak gibi noktaları çıkmış. Birçoğunuz için evlenmek. Yine söylüyorum, her mektupta söylediğim gibi senaryolar bin bir türlü olduğu için uyanı almanız gerekiyor. Şurada boşanmak dediğinizde burada niye evlenmek dediniz? Çünkü evlilik kartı çıkmıştı, o yüzden dedim. Hepiniz aynı şeyi birebir yaşayacak diye bir yaşayacaksınız diye bir kural yok çünkü. Bunun haricinde eğer ki de bir ayrılık tarzında durumunuz olduysa, yine de içinde bir umut, yine de içinde bir inanç var. Kendisinden daha bilge olduğunu düşündüğü bir takım kişilerle irtibat halinde olabilir aynı zamanda. Onlardan akıl almaya çalışıyor olabilir. Ayrılmanıza sebebiyet veren durumlardan bir tanesi henüz oluşmamış, oturmamış şartlarken, diğeri de belki çocuk mevzuları, çocuklarla ilgili meseleler olabilir arkadaşlar. Düşündüğünüz kişinin çocuğu olabilir, sizin olabilir. Ama sizi cazibeli bulan da birisi var bu doğrultuda. Şu an fark ediyorum, cazibeni kullan ve cazibe kartı gelmiş, iki ayrı aşk destesinde. İçinizde ilk doğanın doğru olduğunu vurguluyor kartınız. Düşündüğünüz bu kişiye dair. Gelelim ilişkinizle, sizle ilgili bu kişinin bakış açısı neymiş? Eğer yıkılan, bir şekilde pat diye biten durumlar varsa, bu bir haberle olabilir, görülen bir şeyle ilgili olabilir. Bu durumlara dair tekrardan bir toparlama, hem de bir dolunay zamanında bir şeyleri düzeltme. Ama bu öyle çok büyük bir adım değil, minik bir adım. Belki yıkılan, yakılan şeyleri toparlamak, tekrardan bir umudun doğabilmesi açısından minik bir hamle yapmakla ilgili bakış açısı çıkmış. Aynı zamanda bu, aranızda hiçbir şey yıkılmadıysa da kendi bakış açıları, artık kendisine yaramayan, kendisini hiçbir tarafa götürmeyen durumları, sağlıksız durumları yıkıp yerine sağlıklı duygusal durumları, hayalleri,
oluşturup doğurmakla alakalı bir mevzuyu da işaret ediyor bize. Gece vakitlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kişi sizi gece vakitlerinde son derece düşünüyor. Gece bir şeyler olabilir. Çok fazla gece kartları çıkmış bu doğrultuda. Korkularına bakıyorum. İmparator ve para dörtlüsü kartı bana kaybetme korkusunu söylüyor. Güç kaybetmek olabilir, para kaybetmek olabilir. Alıştığı bir düzenden, kendi kurallarından, alışa gelmiş olduğu her şeyden bir anda kopmak, onların elinden düşmesi, onlardan olmak gibi korkusu da yansımış. Bir şüpheye düştüyse o durumun içerisinden çıkamama korkusu da var. Biraz mantığıyla hareket ettiği için bu mantık duygusundan uzaklaştığında sevgisel konularda çok fazla ödün verecekmiş gibi bir hissiyatı da var. Sevgi konusunda ya ben sevgimi sunarsam, ya ben bu kadar fedakarlık yaparsam da karşılığında bunları almazsam, ben almadan vermeyeceğim. Böyle bir kural benimsedim kendime diyor. Bu aslında onun temkinli hareket etmesi, maske taktığı bir diğer karakteri olabilir. Normalde bana korku kısmında geldiği için bu normal karakteri böyle olmayabilir ama yaşadığı olaylardan ötürü artık böyle olacağına kanaat getirmiş ve kendi kendine söz vermiş olma olasılığı var. Parasını kaybettiğinde kendisini güçsüz hissedeceğini düşünen bir kişi de aynı zamanda. Ve yeniliklere ve değişime biraz kapalı, inatçı ve dik başlı da birisi. Kendi bildiğinden şaşmaz bir vaziyeti de olduğu için, biraz ben merkezci de olduğu için umuyor ki onu bu durumları doğru bir tarafa götürsün. Gelelim umutlarına ve hedeflerine. Kendisini sıkışmış hissettiği, çözümsüz hissettiği durumlarla alakalı artık bir yıldızının parlaması, şansın ona da gülmesi, ona sanki bir gökyüzünden bir fırsat yağması, kaderinde güzel ve olumlu değişmeler, değişimler olması durumlarını istiyor. Biraz daha özgürce sınırlılıklar, kısıtlamalar olmadan hareket etmek istediğini de vurguluyor buradaki kartlarımız. Yeni bir yöne gitme isteği de var. Bu yeni yön biraz daha kendi hedeflediği şeylerle alakalı. Ona dayatılmış, onun fikirlerine ters düşen durumlarla ilgili değil ama bunu da söylemek isterim. Geliyorum eylemlerine. Eylemler noktasında bir kararsızlık çıktı, ikilem çıktı. Kendisini çıkmazda hissettiği ve duygusal anlamda duygularına duygularıyla ilgili çok karar alma noktasında olmaya hazır hissetmediği de yansıdı. Aslında büyük hayalleri ve idealleri de var. Sanki kendisini hazır hissettiğinde bunu yapacakmışçasına bir durum çıktı arkadaşlar. Hayranlık duyduğu nokta neyse, hayranlık duyduğu ve istediği şey her neyse, bunları hazır hissettiğinde adım atacak birisini görmekteyim. Aynı zamanda kendisinin dışında başka bir figür olduğunu, bir rakip kişinin olduğunu da düşünüp bu onu tetikleyecek bir mevzu da olabilir. Birçoğunuz açısından. Çünkü burada sizi çok cazibeli bulan birisinden bahsediyoruz. Zaten tutkuları da ön planda. Şuradaki korku hissettiği durumları aşabilirse ve bir çıkmaza girmezse ilerleyen zaman dilimlerinde bir adım atacağını söyleyebilirim. Ancak burada şu kart öyle bir resmedilmiş ki tembel bir vaziyette buradaki kedi yatıyor kitaplığın üstüne ve mumu seyrediyor. Sanki bu mum eriyor, zaman geçiyor bir şekilde, bir şeyler tükeniyor ve onu öyle izliyor olarak çıkmış.
Bir anda bir dürtüyle hareket edecek gibi de aldım ama peki size verilen melek mesajı güven duy dedi. Güven problemleri olabilir aranızda. İlerlemek için mutlaka kendine güven duyman gerekmez. Tanrı'nın her yönden senin aracılığınla ve seninle birlikte çalıştığını bilerek Tanrı'ya güvenmek yeterlidir. Tereddüde düşüyorsan bize dayan, biz cesaretini ve inancını yüksek tutacağız. Size verilen mesaj bu şekilde arkadaşlar. Belki de aranızda bir ayrılık, bir uzaklaşma, iletişim kopukluğu tarzında bir şeyler yaşandıysa durumun tekrardan düzelebileceğine dair güveniniz olmayabilir. O yüzden zamanı geldiğinde her şey düzelecek, güven duy tarzında bir mesaj da burada söz konusu. Ama enerjisel anlamda aklınızdaki kişinin şu anda Neptün kısmı çıktığı için bir kafa karışıklığı noktası var, yanılsamaları var. Aklınızdaki kişi dişilse size ne diyor bakalım? Koşulsuz sevgi. Yanımda ol ya da olma, aldığın her nefese şükürler olsun diyormuş. Erilse sen benim her şeyimsin, sana kurban olurum diyormuş. Bana olan ilgin, şefkatin, sevgin ve anlayışına çok mutlu oluyorum. Sen ruhumu neşelendiren tek kadınsın diyormuş size. Evet, üçüncü mektubumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi geliyorum dördüncü mektuba. Dördüncü ve son mektubumuzda bakalım nasıl bir şeyler var. Gene sırayla dizelim. Aa, burada da geçmişle ilgili bir şeyler çıktı. Bakın şimdiden. İlginç. Şu iki kombinasyon aşırı ilginç geldi bana. Şimdi bakalım başka neler. Oo. Bir an nutkum tutuldu biliyor musunuz? Şu an acaba devam ettirsem mi diye içimden. Bu mavi biraz sıkıntılı. Hatta biraz noktası az kalır. Size uymuyorsa direkt izlemeyebilirsiniz arkadaşlar ama gerçekten çok sorunlar var. Eski sevgili olabilir, ayrılıklar olabilir. Aklınızdaki kişinin enerjisiyle başlıyorum. Luna. Ay enerjisinde çıktı. Bu bize dolunay ve yeni ay zamanlarını işaret ediyor olabilir. Duygusal dünyasıyla alakalı. Bitişler, başlangıçlar noktası. Zaten bitişler ve başlangıçları işaret eden aşk kartları da burada. Birçoğunuz için geçmişe tamamen sünger çekilecek olabilir. Birçoğunuz için de yeni bir şeylere başlama durumlarının enerjisini veriyor arkadaşlar. Sezgiler ve dişil enerjiyle ilgili bir enerjisi var düşündüğünüz kişinin. Erilse bile duygular ve dişi enerjisi yin tarafı aktif olabilir. İçgüdüleri ne biraz daha odaklanmış. Anaç içgüdüleri biraz daha devrede olabilir. Şu an hayatında neler var bakalım. Kılıçların yedilisi ve araba kartı. Şimdi hem kartların kendi anlamları hem de resmedilişi itibariyle. Kılıç yedisi kartı bir hilekarlık, bir aldatma, bir arkadan iş çevirme kartıdır. Bunu kendisi de yapıyor, yapmış ya da yapıyor olabileceği gibi kendisine yapılmış da olabilir. Bunun haricinde önemli bir karar alıp hayatında şu anda yeni bir rota çizme, yeniliğe doğru gitme noktası da var. Şimdi bana his yağıyor. 7 sayısı ruhsal ve önemli bir sayıdır. Burada veremediği bir sınav sonrasında karşısına bin beter vaziyette gelebilir. Zekasını kurnazlıkla yeniye açılmak amacıyla kullanan birisinin yaşayacağı sıkıntılar ya da yaşamış olduğu sıkıntılar da devreye giriyor olarak çıkıyor. Arkadan iş çevirme, riyakarlık, yalan.
bu şekilde kazançlı çıkacağını düşünme, gizli kapaklı işler içerisinde olma gibi durumlar. Ya kendisi yapmış yapıyor ya da şu an hayatında ona yapılıyor. Senaryolar bin bir türlü her şekilde yorumlayacağım ben gene çeşitli çeşitli. Geliyorum düşüncelerine. O kadar berbat çıktı ki kılıç dokuzlusu ve kılıç onlusu gelmiş. Onun beynini kemiren, ona uykusuz geceler geçirten şu aşağıdaki yaratığı görüyor musunuz arkadaşlar? Sürekli onu belki suçluluk, pişmanlık, ben ne yaptım endişesi içerisinde bir türlü huzurlu bırakmıyor. Belki başını yastığa koyduğu zaman bile uyku evresine bir türlü geçemiyor. Sürekli gözünün önünde yaşadıkları, kendisine yaşatılanlar, arkasından iş çevirdiyse birinin bunun getirdiği vicdan azabı gibi duygularla baş başa kalıyor. Ve aslında kendi kendisini de öldürmüş. Burada bakın ruhu uzaklaşmış, uzaklaşıyor olarak resmedilmiyor. Nutkum tutuldu. Ay. Konuşamadım. Bana da bir titreme geldi. Yani harap yani bitap vaziyette buradaki kişi. Aslında gülünecek bir nokta yok farkındayım. Yani her kırdıysam ya da bir şekilde bunda gülünecek ne var diye sinirlendirdiysem size kusura bakmayın ama bilmiyorum bir anda bu şekilde bir tepkim de çıktı. Belki benim sinirlerimin bozulması da olabilir. Bu kişinin enerjisinin yansıması ya da sizlerin de olabilir. Bin beter bir şey var burada arkadaşlar. Tamamen bir çöküş, iflas. Yerde kanlar içinde yatıyor gördüğünüz gibi. Düşüncesinde, kafasında bir şeyler tamamen bitmiş ve çok kötü vaziyette bitmiş. Gelelim duygularına. Duyguları da zaten çok da farksız değil. Farklı değil, pardon. Burada parayla ilgili, aileyle ilgili, bolluk bereket noktasında bir çöküş var. Yıkılan kule kartı gelmiş. Duygusal dünyasında şok verici bir haber ya da gelişme. Belki sağlam zannettiği bir şeylerin pat diye yıkılması. Zeminden oynama. Bir deprem yaşamış, duygusal deprem. Eğer bunu zaten sizin geçmişteki bıraktığınız bir kişi ise bakın diyor ki affetmek ve öğrenmek ve tekrar bir araya gelmek, buluşmak. Geçmişten birileri sizin hayatınıza dönüyor diyor. Duygusal dünya ile alakalı belki de yıktığı bir şeyleri toparlamak amacıyla dönecek de olabilir burada. Şimdi gözüm bir eylem kısmına takıldı. Ama birçoğunuz açısından da bu şifalandırılacak bir nokta olabilirken birçoğunuz açısından da tamamen bitiş ve yenilik diyor. Geliyorum bu kişinin size ilişkiye karşı bakış açısına. Temkinlilik, tedbirlilik, yara alma korkusu, paranoya ruh halleri, işlerin planladığı gibi gitmemesi ama diğer bir taraftan da bakış açısı olarak pes etmemeye yatkınlık çıkmış. Buradaki yanardağdan benim üzerime bir sürü kayalar gelecekse de ben yanacaksam da yine de bir şeyleri planlıyorum da diyor. Ya da ben daha önceden yıktığım, yaktığım şeyleri tekrardan düzeltebilmek amacıyla pes etmeyip bir şeyleri savunmaya geçirebilirim. Bu sebepten dolayı ne yapacağımı, ne edeceğimi yazıp çiziyorum ve düşünerek bunu yapıyorum diyor. Ve yapmalıyım da diyor. Size verilen aşk mesajı ise aşkta geçmişini şifalandır. Geçmişten getirilen bir takım sıkıntılar, sorunlar, belki bakış açıları, affedememek bir türlü, nefret duygusu, kin duygusu, duygusal gelgitler olabilir. Korkularına geliyorum. Kendi duygularıyla yüzleşmekten korkuyor arkadaşlar. Aşk ile ilgili cesaretsizlik noktası var, kararsızlık noktası var.
Bakın burada kılıç ası kartının yanına aşıklar kartı gelmiş. Aynaya bakıyor, kendini görüyor. Belki de ikiz ruhunu, ruh eşini görüyor. Ama kendi duygularıyla yüzleşmek, ona yansıtılan durumu kabullenmekle alakalı sorun da olabilir. Bunun için mücadele etmek. Yüzleşmeli bir konuşma yapmak. Net olmak, kararlı olmak. Aşk için çaba sarf etmek ile ilişkili korkuları var. Ya yine böyle olursam korkusu da olabileceği gibi size bu şekilde yaptıysa bunun kendisine yansıtılacak olmasından ötürü de bir korkusu çıkıyor. Bölük pörçük duyguları ve kararsızlıkları da yansımış aynı zamanda. Gelelim umutlarına ve hedeflerine. Kaderinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Aslında kendisini yalnız, çaresiz hissediyor. Bir şeylerden yoksun hissediyor. Bunlardan kurtulmayı ümit ediyor. Bir iletişim kurma ve haberleşme ihtiyacı içerisinde bunun yanı sıra umutları arasında. Eğer yalnız bir birey ise bu kişi, benim artık yalnızlığım son bulsun. Duygusal açlıklarım artık giderilsin. Şurada resmedildiği gibi ben artık bolluğu bereketi olan bir şekilde hem soframı hem gönlümü, hayatımı doldurup doyurayım diye de düşünüyor. Maddesizlik, parasızlık, işsizlik gibi duygu ve düşünce durumlarını etkileyen durumlar da var. Bunlarla alakalı da halen bir umudu çıkmış. Eylemlerine geliyorum arkadaşlar. Eylemlerinde bir engel var. Bu engeli siz koymuş da olabilirsiniz doğrudan. Sizin soğukluğunuzla, duvarlarınızla, kural ya da kriterlerinizle, doğrudan zekanızla karşılaşmış bir kişi var. Burada gelecek olarak gözüküyor. Ama sorunlar ve sıkıntılarla birlikte geldi. Kendisini size ispatlaması gerekiyor bir defa. Duygularını kendine de ispatlaması gerekiyor. Kuytu köşelerde saklanmak, cesaretsiz bir şekilde kenarda kıyıda durmak gibi bir durumu istemiyorsunuz. Net olsun diyorsunuz. Özveri gösterme noktasında bir kural koyacağınızın da farkında olarak çıkıyor. Burada bu haber gelmez, imkansız diyorsanız gelecek bakın. Burada gördüğünüz gibi bu kişi geliyor. Fok balığına kazığını bağlamış bir şekilde kaya kaya geliyor. Ve asla başarısız olmamalıyım da diye diğer bir taraftan düşünceleri yansımış. Bu deste ya geçmiş odaklı ya bitmiş bir ilişki, yeni bitmiş bir ilişki dinliyor. Ya da bitecek ama sonrasında bir takım tekrardan şanslar olabilir ama tamamen sizin isteğinize bağlı bir şekilde arkadaşlar. Şimdi melek kartlarının size verdiği tavsiyeye bakıyorum. Okyanus dede. Lacivert deniz ruhuna sesleniyor, seni iyileştiriyor ve yatıştırıyor. Onun şifalı rahmine daldığını hayal etme eğilimi bile arzu edilen etkiler yaratır. Daha da iyisi bedenen okyanus kıyısında vakit geçir. Onun gücünün ve güzelliğinin bütün kaygı ve üzüntüleri alıp götürmesine izin ver. Duygusal anlamda sizin de şifalanmanız gerekiyormuş. İki tane şifa kelimesi dikkatimi çekti. Bu kaygıları ve üzüntüleri yaşatan kişi bu ise ne kadar çok bu dedim. Zaten size geliyor olarak çıktı. Peki aklınızdaki kişi bir kadınsa, dişi ise ne söylüyormuş bakalım? Çaresizlik. Sana kanatlarım olmadan ulaşamıyorum. Sezgilerimi güçlendirip şifalandıkça kanatlarım çıkar ve ancak o zaman uçabilirim. 13 sayısı tarottaki ölüm kartına denk geliyor zaten. Belki gömülmüş olan bir şeyler var ve dönüşüme ihtiyaç duyuyor buradaki dişil. Çaresizlik hissiyatı içerisinde. Eril ise ne diyormuş bakalım? Sana karşı koyamıyorum, senden gidemiyorum da. Numarası 6. Şurada aşıklar kartının numarası da 6. Tam da bunu işaret ediyormuş. Bakın.
aslında duyguları var fakat bunlarla yüzleşmekten korktuğunu söylemiştim. Hem karşı koyamayan hem gidemeyen biri var. Belki de zamanında gelmeyi bilemeyen biriydi. Ben kendime güvenmiyorum. Başlayıp bitmesi mi yoksa başlamadan bitmesi mi daha iyi ikimiz için bilmiyorum diyormuş. Şu anlık enerjide bunu diyor arkadaşlar. Şu kısım sadece bir gelecek öngörüsü. Bu da bu şekildeydi. Beni en çok ama en çok zorlayan deste mektup bu mavi mektuptu. Çünkü açar açmaz şu kısımdan nutkum tutuldu. Bir şekilde bir ayrılık acısı ya da sıkıntısı benim de içime işledi diyebilirim. Benim almanız gereken mesajları almışsınızdır arkadaşlar. Mavi mektup da bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Özel danışmanlık almak isterseniz benden liliumtarot@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgiler.